Yemen'i konuşalım isterseniz. Çünkü Yemen 7 Ekim'den sonra başlayan süreçte çok özel bir rol üstlendi. Askeri olarak Hamas dışında tam Hizbullah da İsrail üslerini vuruyor ama sınırdan vuruyor. Yemen doğrudan Kızıldeniz'deki İsrail'e doğru giden gemilere hedef alıyor. Sadece sivil ticaret gemilerini de hedef almıyor. Oradaki ABD savaş gemilerine de sürekli füzeler veya SİHA'larla saldırıyor. Doğrusu odur yani. Hı-hı. Sivil gemilere değil, onları atmak lazım. Yemen'in pozisyonunu Savaşsa öyle olur. Yemen'in pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bayağı dünya ticaretinin şeklini değiştirdi. Yemen ilginç bir yerdir. Yemen'de bu Husilerin dediğiniz Hutiler, Husilerin bulunduğu batı bölgesinde. Arkadaşlar, Yemen'e de gelebiliriz. Bir Kızıldeniz'i görmüş olalım. Şimdi o Kızıldeniz'in girişini tutuyor tabii onlar. Fakat Yemen'de istihbarat faaliyetlerini bir türlü yerleştiremediler hocam. Yemen'de öyle bir yapılanma var ki, orası zaten eskiden de çok radikal bir bölgeydi. İran'ın desteği daha sonraları çıktı. Bu Yemen'de bir kontrolü sağlayamadılar. İstihbarat faaliyeti. Şimdi şeyi düşünüyorlar. Acaba Yemen'i biz Suudi Arabistan'dan bombalarsak yahut da denizden bombalarsak, hiç yapamazsak, Doğu Yemen'de muhalifler var, muhalifleri silahlandırıp yaparsak nasıl olur diye. Orada çok başarı sağlayacaklarını, şimdiye kadar Suudi Arabistan her türlü silah verdi, başarı sağlayamadı. Yani Yemen'deki muhalif grupların faaliyetleri hepsinden daha başarılı. Ama Suudi Arabistan, Çin bölgeye girince de Suudi Arabistan... Çin zaten Yemen'in tam karşısında Cibuti var ya. Hmm. Cibuti zaten Çinlilerin yoğun olarak olduğu bölge. Onun için orada istedikleri gibi davranamıyor. Şimdi yabancı Avrupalı gemiler, askeri gemiler orada. Bir kısmı geri çekildi. Rahatsız oldular. Baklar ki Çin burada. Çin burada sonra altyapıyı yapıyor. Cibuti'de çok etkili. Hı. Ha, başkaları da var orada. Bölge ülkelerinde başkaları da var. Koca Etiyopya BRICS'e girdi Cibuti dediğinizde. Şimdi Etiyopya ile şimdi komşularını kavga ettirmeye çalışıyorlar. Haritayı biraz daha yukarı alabilir miyiz? Reji acaba? Şimdi Etiyopya ile komşularını kavga ettirmeye çalışıyorlar. Fakat orada tam başarılı olamadılar. Burada şimdi şu anda Güney Sudan dedikleri bölge yeni ayrıldı Sudan'dan. O Güney Sudan bölgesi Hristiyanların yoğun olduğu bölgedir. Papa gitti biliyorsunuz, orayı ziyaret etti. Ama Güney Sudan bölgesinde büyük petrol ve doğalgaz yatakları var. Gavur orayı boşuna ayırmadı. Hı hı. Ama şimdi Güney Sudan denize çıkmak için Sudan'a diyor ki anlaşalım. Yani ulaşım sistemi kuramadı. Hı hı. Burada Etiyopya'nın Somali ile bir anlaşması var. Orada da bir sorun var. Daha kestirme yoldan denize çıkayım diye. Ama anlaşma yapıldı. Somali ile Etiyopya arasında anlaşma yapıldı. Fakat burada Çin Afrika'da önemli bir etkinliği artırıyor. Türkiye'de artırıyor. Türkiye'nin etkinliği ilginçtir. Ona yumuşak güç diyorlar ya, Türkiye orada yatırımlar yapıyor. Su şebekeleri kuruyor. Yani hayır işleri, Türkiye hayır işlerinden gittin mi Balkanlardaki gibi etkili olursun. Dünya artık ayak oyunlarından bıktı. Emperyalizmin, kolonyalizmin, sömürgeciliğin ve emperyalizmin. Tabii sömürgecilikle emperyalizm, niye söylüyoruz bunu? 1870'li yıllara kadar sömürgecilik deniyor. Ondan sonra emperyalizm diye ifade ediliyor. Onun da gerekçeleri var tabii. Onu şimdi o derslerde anlatılır. Afrika bıktı bu işten. Onun için Türkiye bu tür faaliyetler yaptığı zaman Türkiye'yi çok memnuniyetle karşılıyorlar. Çin de bu şekilde faaliyet yapıyor. Çin aslında Türkiye'yi kopya ediyor. Çin de altyapıyı kuruyor. Cibuti de altyapı kuruyor. Hı. Ama Cibuti çok önemli bir yer. Cebel Tarık Boğazı'nda Cebel Tarık'la İspanya gibi bir şey var. Ama orada tabii Cibuti ile Yemen arasında bir kavga yok. Cebel Tarık'ta İspanya ile İngilizlerin, Cebel Tarık bölgesi İngilizlerin, İspanya ile arasında İngiltere ile İspanya'nın sorunu var. Hı. Bir türlü paylaşamıyorlar. İspanya diyor ki Cebel Tarık benimdir. Sen burayı havadan kaptın. Ama orayı vermez İngiltere. Oradan Akdeniz'e giriş çıkışı kontrol ediyor. Yani İngiltere savaşır, İspanya ile orayı vermez. Hocam, bugün sizi çok gördük ama program çok ilgi gördü. Özellikle verdiğiniz bilgiler izleyiciler tarafından paylaşılıyor da sosyal medyada.
Ekleyeceğiniz başka bir konu var mı? Bu mesela şöyle bir son sorumuz da olabilir aslında, akışta vardı, atladık o soruyu. Mesela İsrail Türkiye'nin yaptığı bu operasyon karşısında sessiz mi kalacak? Ne yapacak? Bir şey yapamaz. İsrail sadece orada aptallık yaptı, böyle açıklama yaptı. Sen buradaki grupları takip ediyorsun. Bu gruplar Türkiye'nin içine çıktığı zaman zaten bunları tasfiye ediyorsun. Sen Türkiye'de bu işleri yaparsan bunun altında kalırsın. Hı hı. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için Ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.